Evet, herkese tekrardan merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Caner Özcan. Bugün ICON Data International Conference on Data Science and Applications, Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı'nda Pazar günü Session 3.2 A bölümünde birlikte bu bölümü yürütüyor olacağız. Ben bazı konuklarımızı az önce kontrol etmiştim. Bize verilen sıraya göre bu sunumlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Verilen süreye uygun olarak sunumlarınızı gerçekleştirmenizi bekliyor olacağız. Sunumlar boyunca 10 dakikalık bir sunum süremiz ve 2 dakikalık da soru-cevap bölümümüz olacak. Buna uyarsak ben de eğer herhangi bir gecikme olursa sizleri uyarıyor olacağım. Bugünkü oturumun ilk sunumu için Real-Time Facial Expression Recognition Using Convolutional Neural Network Hüseyin Gürüler ve Mehmet Osman Devrim'in sunumu. Sanırım Mehmet Osman Devrim burada. Duyabiliyor Evet. musunuz beni? Duyuyorum Sunumunuzu paylaşabilirsiniz. hocam. Tamam hocam. Şu an geliyor mu hocam? Evet, geldi. Başlayabilirsiniz. Tamam hocam. Ben Mehmet Osman Devrim, Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Hüseyin Gürüler hocamla birlikte yapmış olduğum çalışmadan bahsedeceğim. Gerçek zamanlı yüz ifadesi tanıma, using, yani CNN deep learning derin öğrenme kullanarak bu derin öğrenme algoritmalarından da convolutional neural network algoritmasını kullanarak bir sistem gerçekleştirdim. Giriş yapmadan önce yüz ifadesi nedir? Derin öğrenme nedir? Bizim kullandığımız convolutional neural network'te sistemi anlamak için işte bunların katmanları nelerdir? Genel itibariyle real time ve datasetten yüz ifadesi tanıma mimarisi nasıl gerçekleştirilmekte? Daha sonra bizim gerçekleştirdiğimiz yüz ifadesi tanıma sisteminin ekran görüntüsü. Daha sonra bu sistemin şematik gösterimi, uygulanan algoritma ve daha sonra da anlık webcam'den anlık görüntü alınan yüz ifadesinin örneklerinin incelenmesi şeklinde sunumumu gerçekleştireceğim. Yüz ifadesi nedir dediğimizde, yüz ifadeleri insanların birbirleriyle kurdukları iletişimde önemli bir rol oynamakta. Yüzün özellikle kaşlar, göz çevreleri, burun, dudak ve çene bölgeleri ile oluşan karakteristik değişimleri ortaya çıkmaktadır. Şimdi yüz ifadesi tanıma probleminde veri tabanından ya da işte real time video görüntülerinden ya da ses gibi farklı bilgi türleri var yüz ifadesi tanıma probleminde. Biz burada nedir? Real time gerçek zamanlı bir şekilde yüz ifadesi tanımayı işleyeceğiz. Derin öğrenme dediğimizde biz burada derin öğrenme algoritmalarından convolutional neural network algoritmasını kullandım. Derin öğrenme, yapay zeka alanında hızla büyüyen popüler bir makine öğrenme yaklaşımı. Temel olarak bu yaklaşım yapay sinir ağlarının yapısal olarak daha karmaşık bir hali, derin öğrenme mimarisi. Son yıllarda da özellikle bilgisayarlı görü alanında da etkin olarak kullanılmakta. Genel olarak baktığımızda yüz ifadesi tanıma gerçek zamanlı veya sabit bir görüntüden, veri setinden mimarisi şu şekilde. İkisinde de nedir? Yüz tanımada
Önce ön işleme, pre-processing, feature extraction, öz nitelik çıkarımı. Öz nitelik çıkarımı bu işte yüz tespiti yapıldıktan sonra yüzün, ağız, göz, kaş, alın, yanak, dudak ve benzeri özelliklerin işte genişlik, açıklık, yükseklik ve mesafelerine göre oluşan oranları ile çıkarılmakta öz nitelikler. Daha sonra bunu bir sınıflandırıcıyla, işte makine öğrenmesi algoritma, derin öğrenme algoritmalarına bir sınıflandırıcıyla sınıflandırılarak 6 farklı duygu genel olarak yapılmakta. Biz buna bir de bu sistemde nötr duygusu da yer almakta. 7 farklı duygu sistemde yer almakta bizim. Evet. Şimdi convolutional neural network sistemi iyi anlamak için convolutional neural network, CNN'ler, erişimsel sinir ağları deniyor. Nedir? Katmanları nelerdir? Bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Şimdi bu convolutional layer'da bizim burada giriş görüntüsü üzerinde farklı öz nitelik haritaları, feature maps dediğimiz olay gerçekleşmekte. Daha sonra bu şimdi ReLU katmanında öz nitelik haritalarında düzeltilme işlemi uygulanıyor. Bu pooling, havuzlama katmanında da bu düzeltilmiş öz nitelik haritaları üzerinde alt örnekleme işlemi yapılmakta ve bu evrişim ve havuzlama katmanı çıktı veya çıktılar fully connected layer dediğimiz tam bağlı katmana aktarılmakta. Ve bu daha sonra da tahmini işte classification layer dediğimiz bu aktivasyon fonksiyonlarının daha çok işte sigmoid, tanhaş, softmax gibi fonksiyonların kullanıldığı sınıflandırıcı katmanına aktarılarak elde edilmekte. Evet. Sistemdeki real time gerçek zamanlı yüz ifadesi tanıma sistemimizde insanların moral, motivasyon ve duygusal durumlarını anlamak için anlık olarak tespit edilmekte. Yüz ifadesi tespiti Jupyter Notebook ile Chrome web tarayıcısı üzerinden Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirmekte. Ayrıca Python programlama dilinin derin öğrenme kütüphanelerinden Keras kullanılmıştır. Ve Keras yapılandırma dosyasında da değişiklik yapılarak background'da arka planda TensorFlow çalışmakta. TensorFlow nedir? Google'un kullandığı veri akış grafiklerini kullanarak sayısal hesaplamalar yapan derin öğrenme kütüphanelerinden biri. O program çalıştığında web kamerasından yüz görüntüleri alınır. Yüz görüntüleri ön işlemeden, pre-processing'den geçerek yüz tespiti gerçekleştirilmekte. Yüz tespiti yapıldıktan sonra yüzün ağız, göz, kaş, alın, dudak ve benzeri özellikleri genişlik, açıklık, yükseklik ve mesafelerine göre oluşan oranlarına öz nitelikler çıkarılmaktadır. Bu normalde işte bu öz nitelikler manuel olarak çıkarılırken bu nedir? Convolutional neural network convolutional katmanında öz nitelikler otomatik olarak çıkmaktadır. Çıkarılan öz nitelikler sayesinde 7 farklı duygumuz öfke, tiksinme, mutluluk, üzüntü, şaşkınlık ve korku ve nötr olmak üzere 7 evrensel duygumuz yüzdesel olarak sınıflandırılmakta. Öz nitelikler otomatik olarak çıkarıldığı için nedir? Daha çok nedir? Elimizde veri olduğu için daha yüzdesel olarak tanımada yüz ifadeleri daha iyi sonuçlar elde edebilmekteyiz. Mesela mutlulukta nedir? %91 oranında bir sonuç elde edilmiş.
Daha sonra sistemimize şematik olarak baktığımızda, şimdi web kamerasından bakalım, web kamerasından alınan görüntü OpenCV yüz tanıma kütüphanesi tarafından sağlanan Viola-Jones dedektörü ile yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmekte. Viola-Jones dedektörü nedir? Gördüğünüz üzere har benzeri öz nitelikleri, integral görüntü, adobos ve kaskas sınıflandırıcılarından oluşmakta. Bu har benzeri özellikleri öz nitelikler beyaz alana karşılık gelen piksel değerleri ve siyah alana karşılık gelen piksel değerleri toplanıp beyaz piksellerden siyah piksellere çıkarılmasıyla oluşmakta. Oluşan bu değer önceden belirttiğimiz eşik değerin geçiyorsa 100 vardır, yoksa da 100 yoktur. Eşik değerini geçmiyorsa da 100 yoktur denilmekte. İntegral görüntü hesaplama örneğinde de şimdi nedir? A1 dikdörtgen, B2 dikdörtgen, D, C'de de 4 dikdörtgen öz niteliklerini göstermekte. Görüntüdeki her piksel solunda ve üstündeki pikseller ile toplanması ile integral görüntü oluşur. Ne demek istiyorum? Mesela 4 noktasında A, B, C, D'nin toplamı, işte 2 noktasında nedir? A artı B'nin toplamından bahsediyorum. Hocam kusura bakmayın, araya giriyorum ama toparlayabilir miyiz hızlıca? Zamanımızı tamam. Dolduruyoruz. Tamam. Daha sonra adobos ve kaskas sınıflandırıcılar oluşmakta. Daha sonra bizim belirtmiş olduğum convolutional neural network'teki katmandaki yapıları kullanarak yüz ifadesi tanıma sistemimiz gerçekleşmekte. Bunlar işte convolution katmanında nedir? Öz nitelikler oluşmakta. Bunlar otomatik olarak gerçekleştirmekteyiz. Bunların filtre sayıları işte dropout dediğim seyretme şeyleri belirtilmiş. Burada o son max 7 vermemizin sebebi bizim 7 yüz ifadesi olduğu için 7 çıkışımız var. O yüzden softback max aktivasyon fonksiyonumuzda 7 olarak sınıflandırma işlemini yapmaktayız. Şimdi yüz ifadesi anlık olarak tespitine örnekler verilmekte. Bunlar işte öfke duygusu, işte dudaklar kısık, kaşlar çatık, gözler fırlamış durumda. İşte korkuda kaş yukarı, gözler ağız açık durumda gibi, mutlulukta ağız köşelerin yükselmesi ve alçalması gibi şeylerle anlaşılmakta. Öfke ile korku birbirine benzer hareketler yaptığı için nedir? Bazen nedir? Karıştırmalar da olmakta. Bu şekilde. Ekleyeceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumunuz için teşekkür ederim. Evet, sorusu olan var mıydı acaba? Soruları alabiliriz. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii hocam. Ki buyurun. Öncelikle Mehmet Osman hocamızı ve Hüseyin hocamızı tebrik ediyorum bu güzel çalışma için. Şunu merak ettim çalışmada, ilgi çekici bir çalışma. Anladığım kadarıyla çalışmada ilk önce Viola-Jones ile yüz bölgesini bulup sonra bu yüz bölgesinden buradaki yüzdeki mimikleri tanıdınız. Şöyle test yaptınız mı acaba? Viola-Jones'ı kullanmadan, yüz bölgesini bulmadan direkt CNN'i kullansanız başarım neydi? Yani böyle bir testiniz oldu mu? Yani bu açıkçası Viola-Jones'ın buradaki katkısını merak ediyorum. Hocam şöyle, biz Viola-Jones'u yüz tanımada kullandık. Yüz ifadesi tanımada da biz convolution neural network'ü kullandık hocam. Yani nedir? Preprocessing olayında biz ön işlemede Viola-Jones kullanıldı. Convolution neural network'te de şey kullanıldı hocam. Yüz ifadesi tanımada orada kullanıldı. Tamam, teşekkür ediyorum. Tebrikler, güzel çalışma. Hüseyin hocam da sizi tebrik ediyorum.
Emre hocam orada şey oluyor, OpenCV kullanmanın bir avantajı da yüzü sabitlemiş oluyoruz. Evet, aslında onun için sordum hocam. Hiç denenmese, hiç acaba Viole Jans'ı kullanmasanız başarımla ilgili bir test oldu mu acaba? Onu sordum. Hocam başarımdan ziyade biraz zaman gerekebilir. O işte Tabii görüntü daha büyüyecek doğal olarak. yani anlık ya çalışma. Evet. Orada Gerçek zaman. belki Doğru. milisaniyeler oynayabilir. Güzel. Tebrik ediyorum Hüseyin hocam. Hocam bir soru da ben iletmek istiyorum ama daha netleştirmek adına çalışmayı. Burada CNN modelinin eğitiminde nasıl bir veri seti kullanıldı ve bu eğitim sonucunda yani aldığınız başarım neydi? Hocam bu veri seti JFI veri seti kullandık. Burada transfer learning dediğimiz işte DenseNet, ondan sonra 5 farklı algoritma kullandık. Inception, ResNet V2, daha sonra MobileNet gibi transfer öğrenmesinde kullanılan algoritmaları kullandık. Burada ince ayar çekerek %90'lara kadar bir başarı accuracy elde ettik hocam. Veri setinde ne kadar veri vardı toplamda? Yanlış hatırlamıyorsam hocam 1000'e yakın bir veri setinden bahsediyoruz. Yani 1000'e yakın görüntü. Tamamdır. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Tekrardan tebrik ediyorum yaptığınız çalışma için. Bir sonraki sunuma geçebiliriz. 173 ne oldu? Çalışma. An application for automatic image colorization based on deep neural networks. Emre hocam sanırım buradaydı. Evet, buradayım hocam. Sunumunuzu paylaşabilirsiniz hocam. Tabii ki paylaşalım hocam. Evet, sanırım sunumum görünüyor herkese. Görünüyor hocam, başlayabilirsiniz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, oturumumuza hoş geldiniz. Bu oturumun bot oturumunda sizlere bir öğrencimle yapmış olduğumuz yine az önceki sunumda olduğu gibi derin öğrenme tabanlı bir çalışmadan sizlere bahsedeceğim. Çalışmamızın başlığı An Application for Automatic Image Colorization Based on Deep Neural Networks. Yani Türkçesiyle derin sinir ağları tabanlı otomatik görüntü renklendirme uygulaması. İsmim Emre Dandıl. Bilecik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Devam edelim. Sunumda öncelikle görüntü renklendirme yaklaşımları, kullandığımız veri setlerinden bahsedeceğim. Bir derin öğrenme modeli olan autoencoders, yani otomatik kodlayıcılardan sizlere biraz çok fazla zamanınızı almadan bahsedeceğim. Geliştirdiğimiz uygulama ortamı. Tabii ki bu çalışma için bir de kullanıcı arayüzü uygulaması geliştirdik. Ondan biraz bahsedeceğim. Yaptığımız deneysel çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz doğruluk ve kayıp değerlerine ilişkin eğriler, sonuçlar, görsel sonuçlar ve soru cevapla sunumumu bitirmek istiyorum. Kısaca öncelikle konuya kısa bir giriş yapmak istiyorum. Tabii ki burada zamanımız biraz kısıtlı olduğundan temel ve anahtar bilgileri vererek devam etmek istiyorum. Görüntü ve video renklendirme, görüntü işleme ve bilgisayarlı görmede güncel bir alan olarak son yıllarda oldukça öne çıkıyor. Artık günümüzde hem gözetim videoları hem normal donanım yani gömülü sistemler üzerinde bilgisayarlı görü çalışmalarında oldukça hem yazılımda hem de donanımda gelişmelere bağlı olarak ilgi çekici çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de görüntü renklendirme. Tabii ki görüntü renklendirme biliyorsunuz biz elimizde bir gri seviyeli veya siyah beyaz bir görüntü varsa bu görüntüyü renklendirmek için çeşitli yaklaşımlar kullanıyoruz. Tabii ki geleneksel dediğimiz yöntemler var. Bir de state of art dediğimiz daha güncel teknolojiler var. Derin öğrenme algoritmaları da state of art dediğimiz güncel teknolojiler kapsamında değerlendirilebilir.
Görüntü renklendirmede şöyle bir durum var. Görüntü işleme çalışan katılımcılarımız bu konu hakkında mutlaka bilgi sahibidirler. Bir görüntüyü, renkli görüntüyü gri seviyeye dönüştürdüğünüzde veya siyah beyaza dönüştürdüğünüzde bu görüntünün tekrardan renklendirilmesi, renkli görüntüyü siyah beyaz gri yapıp tekrar renklendirmesi gibi bir seçeneğimiz yok. Yani biz burada kaybettiğimiz bu renk bilgisini ve katman bilgisini kaybediyoruz bir daha geri gelmemek üzere. Yaptığımız görüntü renklendirme çalışmaları tamamen aslında biraz varsayıma dayalı, biraz tahmine dayalı çalışmalar. Görüntü renklendirmede 3 farklı yaklaşım olduğunu görüyoruz. El yordamıyla, yarı otomatik veya tam otomatik olarak 3 farklı yöntem var. El yordamıyla dediğimiz ya da manuel dediğimiz yöntem ve yarı otomatik dediğimiz yöntemler genellikle klasik olarak değerlendirdiğimiz yöntemler. Tam otomatik olarak yönlendirdiğimiz çalışmalar ise daha güncel makine öğrenmesi, veri madenciliği yaklaşımları gibi, işte bunun içerisinde yapay sinir ağları, destek vektör makineleri gibi sınıflandırma algoritmaları düşünebilir. Daha güncel olarak derin öğrenme yaklaşımları düşünülebilir. Biz de bu çalışmada gri seviyeli görüntülerin renklendirilmesi için derin sinir ağlarında kullanabileceğimiz bir uygulama geliştirmek istedik ve uygulama geliştirdik. Bu uygulamanın temelinde autoencoders yani kodlayıcı ve decoders dediğimiz ya da kod çözücü dediğimiz derin sinir ağ modelleri var. Burada iki tane açık veri seti üzerinden çalışmalarımızı yürüttük. Aslında bu veri setleri zaten ön eğitimli veri setlerimiz. Deneysel çalışmalarımızı yine bunlar üzerinde yaptık. Geliştirdiğimiz uygulama üzerinde de bu çalışmalarımızı yürütmüş olduk. Görüntü renklendirmede genellikle dediğim gibi bilgisayar destekli yazılımlar veya yöntemler kullanarak gri ölçekli görüntüye renk ekleme işlemine biz görüntü renklendirme diyoruz. Renklendirilmek istenen görüntü bilgisinde gerçek renk değerlerinin olmamasından dolayı tamamen çözülmesi mümkün olmayan bir sorun. Bunu az önce sunumumun girişinde de sizlere söylemiştim. Görüntü işleme yaklaşımlara özetle bir giriş yapmıştım. Manuel görüntü renklendirme. Gördüğünüz gibi el ile sadece sezgisel, kişinin sezgisine bunu renklendiren kişinin sezgisine bağlı olarak bir renklendirme yapabilirsiniz. Burada bir örnek görüyoruz. Yarı otomatik renklendirme yöntemleri var. Burada indekslenmiş görüntüler kullanıyoruz. İndekslenmiş görüntüye dönüştürdükten sonra parlaklık değerinin renk değeriyle eşleştirilmesine yönelik çalışmalar var. Bunu genellikle anjiyografi gibi biyomedikal görüntüler üzerinde yaygın olarak kullanıyoruz bu yarı otomatik yöntemleri. Görüntü renklendirme yaklaşımlarında çok sık kullanılan ve full otomatik ya da tam otomatik dediğimiz yöntemlerde ise kullanıcının hiçbir dış müdahalesi olmadan tüm işlemler tamamen bilgisayar destekli çalışmalar ile yürütülüyor. Çalışmamızda iki tane açık ön eğitimli veri seti kullandık. ImageNet ve Visual Genome. Zaten bu veri setlerini biliyorsunuzdur. ImageNet'ten 641 adet görüntü, Visual Genome kaynağından ise yaklaşık 5000 adet görüntü alarak çalışmamızı, deneysel çalışmaları yürüttük. Burada dediğimiz gibi çok derin öğrenmenin açıkçası artık her sunumda tekrar tekrar anlatılıyor. Onun için burada çok detayını almadım. Az önce Mehmet arkadaşımız da zaten bunun omurga yapısından bahsetti. Ben tekrar girmemiş olayım oraya. Direkt otokodlayıcılardan bahsedeyim. Otokodlayıcılar bir derin öğrenme mimarisi. Temelde iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım kodlayıcı dediğimiz encoder kısmı. Burada gizli katmana giren ağırlıkları hesaplıyoruz. Diğer kısım ise dekoder dediğimiz kod çözücü kısmı. Bu da gizli katmandan çıkan ağırlıkları alarak bizim çıkış değerini elde etmemizi sağlıyor. Burada bir dekoder ve encoder bölümü görüyorsunuz. Genellikle encoder kısmında bir omurga dediğimiz bir derin model kullanılır. Biz burada VGG16 kullandık. Tabii siz burada başka backbone dediğimiz omurgalar da kullanabilirsiniz. Autoencoder olarak. Yani kodlayıcı olarak. İşte ResNet kullanabilirsiniz. MobileNet kullanabilirsiniz. Yani başka modeller de burada kullanabilirsiniz. Dekoder kısmında da genellikle bildiğimiz standart CNN ağı kullanılır. Ama burada mutlaka RELU yerine
TAN fonksiyonu, TAN aktivasyon fonksiyonunu kullanmayı tavsiye ediyoruz. Otokodlayıcılar bu çalışmada gri ölçekli görüntü renklendirmek için kullanılan bir mimari. Bunda dediğimiz gibi enkoder olarak VGG16 omurgası kullandık. Dekoder olarak da upsampling dediğimiz katmanlara erişmek için CNN mimarisi kullandık. Son katmanda ise ReLU yerine -1 + 1 arasında normalize edebilmek için çıkış değerlerimizi tangent aktivasyon fonksiyonunu kullandık. Uygulama geliştirdiğimiz uygulama Python 3.8 programlama diliyle yazıldı. TensorFlow 2.3, Keras 2.4 ve OpenCV kütüphanelerini çalışmamızın çeşitli aşamalarında kullandık. Yaptığımız tüm işlemler 2 GB bir belleğe sahip olan grafik kartı üzerinde CUDA ile birlikte yaptık. Ve bir de kullanıcı arayüzü geliştirdiğimizden bahsetmiştik. Onu da PyQt 5 olarak söyleyebiliriz. Onunla geliştirdik. Burada gördüğünüz gibi geliştirdiğimiz arayüzü görüyorsunuz. Bu arayüz üzerinde bir gri seviyeli görüntüyü seçip arkada derin öğrenme mimarisini koşturarak görüntümüzü renklendiriyoruz. Deneysel çalışmalarda baktığımızda ağın giriş katmanının boyutu 224x224x3 olduğu için veri setlerinden alınan görüntülerin tamamı 224x224 piksel boyutunda olacak şekilde boyutlandırıldı. ImageNet için 641, Visual Genome için 5000 görüntü kullandık. Eğitimimizi 100, 500, 1000 ve 5000 adımlar için yaptık. Çalışmada şu an 5000 adım için ağın kayıp değerini ve bu kayıp değerine karşılık gelen doğruluk yani accuracy dediğimiz eğrilerimizi görüyorsunuz. Burada da bir örnek görüntü üzerinde görüntünün renklendirilmiş halini görüyorsunuz. Burada da görsel deneysel sonuçlarımız var. 100 adımda, 500 adımda, 1000 adımda, 5000 adımda. Şu bizim gri seviyeli görüntümüz, bu gerçek görüntümüz, bu da 100 adım elde ettiğimiz, 500 adım elde ettiğimiz, 1000 adımda ve 5000 adımda elde ettiğimiz örnek sonuçlar ImageNet veri setinden. Bu da Visual Genome veri setinden, yine aynı şekilde gri seviyeli görüntümüz bu, gerçek görüntü bu. Bu da yine bizim önermiş olduğumuz autoencoder modeliyle elde edilmiş, renklendirilmiş görüntüler. Tabii ki burada bu görüntü renklendirildikten sonra belki bunların üzerinde sayısal ölçümler yapılması da gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak çalışmamızda derin öğrenme alanında kullanımı popüler olan autoencoders dediğimiz otokodlayıcıları kullandık. Bunun içinde encoder dediğimiz kodlayıcı bölümünde VGG16, decoder bölümünde ise CNN, klasik CNN ağı kullandık. Ağımızı 100, 500, 1000 ve 5000 adım sayısında olmak üzere 8 farklı eğitim yaptık. CPU üzerinde yaklaşık 39,5 saat ve GPU üzerinde de 25,5 saat üzere toplam 65,5 saat eğitim çalışmalarımız oldu. Geliştirilen kullanıcı arayüzü üzerinden görüntülerin renklendirilmesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Çalışmada gerçekleştirilen renklendirme sonuçları incelendiğinde her iki veri setinde de eğitim adımının büyüklüğünün renklendirme performansıyla doğru orantılı olduğu gözleniyor. ImageNet kaynağından alınan görüntüler ile eğitilen modelin, Visual Genome kaynağından alınan görüntüler ile eğitilen modelden daha iyi renklendirme performansı olduğu görülüyor. Bunun nedeni veri setinde bulunan görüntülerin Visual Genome kaynağından alınan görüntülere göre birbirine benzeyen ve daha az sayıda renk içeren, daha az detay içeren görüntülerden oluşması diye yorumladık. Çalışmanın başarımını artırmak için kullanılan veri setindeki görüntülerin sayısı ve eğitim adımı artırılabilir. Bunun yanında daha güçlü bir GPU ile eğitim süresi azaltılabilir diye düşünüyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplarım. Öncelikle teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sorusu olan varsa alabilir soruları. Bir soru gelirse hocam, ben şöyle bir soruyla katkı sağlamak istiyorum. Tabii ki, buyurun hocam. Burada, çok memnun olurum. Amacımız gri görüntüleri renkli görüntüye çevirmek. Bu renkli görüntüye çevirdikten sonra bu performans ölçümünü nasıl yapıyoruz? Yani orijinal bir renkli görüntü var diyelim ve biz bunu daha önce bir griye çevirdik, tekrar renklendirdik. Yani buradaki iki
orijinal görüntü ve elde ettiğiniz renkli görüntü arasındaki ölçümü nasıl gerçekleştiriyoruz? Çok çok teşekkür ediyorum bu soru için hocam. Aslında kısa bir değindim ama şeyin sonunda siz de sorunuzla bunu açmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bunu ölçen bazı metrikler var. Ben bunlardan bazılarını söyleyeyim. Ölçemedik, zamanımız kalmadı ama bunu tam metne yetiştirmeyi, tam metni daha göndermedik, tam metne yetiştirmeyi düşünüyoruz. Burada görüntü üzerinde daha çok PSNR ve PSNR Türkçesi olarak yazıyor veya PSN dediğimiz görüntü üzerinde gürültüleri ölçen ve gerçek görüntüyle renklendirdiğiniz görüntü üzerinde pencere pencere bu renklendirmenin ne kadar başarılı olduğunu metrikler var. Bunlardan dediğim gibi PSNR en yaygın olanı, logaritmaya dayalı bir yöntem, karmaşıklığa dayalı bir yöntem. Sizin referans görüntüyle hedef görüntünüzün birbirine açıkçası ne kadar benzediğini size sayısal bir sonuçla veriyor. Tam metinde bu detayları sunacağım. Umarım oradan da daha net sonuçlar görürüz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler hocam. Yani yine orada PSNR'ın yanında belki SSM var. Structural evet. Similarity. Evet. Onu da eklerseniz hem böyle karşılaştırmalı güzel bir çalışma olmuş teşekkür olur. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam. Onlardan not aldım. Mutlaka eklerim. Çok sağ olun. Tekrardan teşekkür ediyorum sunumunuz için. Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Bir sonraki sunumumuza devam edelim. Manyetik rezonans görüntülerinden beyin tümörünün MobileNet versiyon 2 tabanlı derin öğrenme yaklaşımıyla sınıflandırılması Fatih Demir sunumları gerçekleştirecek. Tamam hocam. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz hocam. Geldi mi ekrana? Tamam, şu an geldi. Tam ekran mı kullanacaksınız? Evet, tam ekran yapayım. Tamam, başlayabilirsiniz. Evet, öncelikle herkese merhabalar. Ben Fırat Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda elektronik otomasyon bölümünde ve orada da biyomedikal cihaz teknolojisi programında öğretim görevlisi doktor olarak görev yapıyorum. Doktor öncesi çalışmalarım sinyal üzerineydi. Genelde biyomedikal sinyal üzerineydi. Şimdi de medikal görüntüler üzerine derin öğrenme tabanlı çalışmalar yapmaya başladım. Bu çalışmada da manyetik rezonans görüntülerinden beyin tümörünün MobileNet versiyon 2 tabanlı derin öğrenme yaklaşımı ile sınıflandırılması üzerine bir çalışma gerçekleştirdim. Öncelikle bir giriş yapacak olursak, beyin hastalıklarının doğru teşhisi, hastaların tedavisi, kontrolü için çok önemli. Sunum sona mı erdi? Evet hocam, sunum şu an bizde de kapandı. Bir dakika. Geldi mi yine? Şu an geliyor. Tamam, geldim. Evet. Evet, mevcut şartlar altında beyin hastalıkları için en etkili teşhis yöntemi tıbbi görüntüleme. Manyetik rezonans görüntüleme beyin için bilgisayar tomografi ve X ışını gibi diğer görüntüleme yöntemlerinden daha çok tercih edilmekte. Çünkü bunun nedeni manyetik rezonans görüntülemenin yumuşak doku üzerinde daha iyi performans vermesi. Ayrıca manyetik rezonans görüntülemede radyasyon olmadan çalışıyor. Bu nedenle de insan vücuduna zarar verilmiyor. Fakat beyin manyetik MR'ları ile elde edilen bilgilerin manuel olarak yorumlanmasında bir zorluk bulunuyor. Bu yüzden hekimler, uzmanlar aynı vakada çelişkili tanı sonuçlarına karar verebiliyor. Bilgisayar destekli tanı tam bu seviyede karar verme sürecinde uzmanlara yardımcı olacak bir araştırma alanı. Bilgisayar görmesinin ve derin öğrenmenin hızlı gelişimi doktorların kararlarını doğrulamalarına ve tanı doğrularını iyileştirmelerine yardımcı olacak etkili bir araç oluşturmasını mümkün kılıyor. Son zamanlarda da bu beyin MR'ları üzerine sınıflandırma tabanlı birçok yaklaşım önerilmiş. Bunların popüler olanı son zamanlarda derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar
Ve çoğunlukla da bu yaklaşımları incelediğimizde beyin tümörlerinin normal ve anormal, yani tümörlülerden sağlıklı olanları ayırma üzerine odaklanıldığı görülüyor. Bu sınıflandırma problemini çözmenin ise arkadaşlar genellikle iki yolu var. Bunlardan en önemlileri işte sınıflandırıcının eğitimi ve öz nitelik öğrenimi. Şimdi amacımız bu çalışmada 98 adet tümör ve 155 adet normal sınıf etiketlerine sahip toplam 253 adet MR görüntüsünün derin öğrenme tabanlı bir yaklaşım ile otomatik olarak sınıflandırılması. Burada veri setinden normal ve tümörlerle ilgili birkaç örnek verdim. Her ikisinden de 4 tane tümörler zaten sağda gözüküyor. Metot olarak şöyle bir metot kullandım. MR görüntülerini daha önce de diğer arkadaşların bahsettiği gibi CNN mimarileri var. Ben burada CNN mimarilerinden MobileNet versiyon 2'yi seçtim. Bunun sebebi şu: hem mesela VGG16, AlexNet gibi mimariler var. Onlara göre daha hızlı çalışıyor ve onlara yakın performanslar veriyor. Bu MobileNet versiyon 2'nin de hepsini, yani bütün modeli sınıflandırma için kullanmadım. Sadece derin öz nitelik çıkarmak için kullandım. Derin öz nitelikleri de MobileNet versiyon 2'nin mimarisi incelenirse, zaten 150'den fazla katmanı var. Logits isimli tam bağlı katmanı var. O tam bağlı katmanın paylaşılmış ağırlıklarını kullanarak tam 1000 adet öz nitelik çıkardım. Bu 1000 adet öz niteliği de direkt sınıflandırıcıya vermedim. Burada bir karar ağacı algoritması ile öz nitelik seçimi yaptım. Ve 337 tane öz nitelik seçtim bu 1000 adet öz nitelik içerisinde. Sınıflandırıcı aşamasında da genelde makine öğrenmesinde popüler olan işte karar ağacı, lineer discriminant, işte SVM, KNN, naive bias gibi algoritmaları kullandım. En iyi başarım SVM ile elde ettim. Burada da sınıflandırıcıların performansları, işte öz nitelik seçimsiz ve karar ağacı öz nitelik seçimi ile performansları gözüküyor. Hem öz nitelik seçimsiz hem de öz nitelik seçimi olarak en iyi sonucu SVM algoritması ile elde ettim. Zaten bu tabloda da ne kadar sonuçların geliştirildiği gözüküyor. Burada da en iyi performansı elde ettiğim SVM algoritması ile elde ettiğim konfüzyon matris sonuçlarını hem öz niteliksiz hem de öz nitelikli olarak verdim. Ayrıca sadece konfüzyon matris sonuçlarını da değil, işte duyarlılık, özgürlük, kesinlik ve F-score değerlerini de verdim. Her sınıf etiketine göre verdim. Burada da aynı veri setini kullanan başka bir çalışma olup olmadığını araştırdım. Bir tane SCI formatta bir çalışma yapılmış aynı bir veri setinde. Onda doğruluk işte 96.77 bulunmuş. Duyarlılık 97.83. İşte benim bulduğum sonuçlar da biraz, yani %1 ile 2 arasında bu sonuçları geliştirdiğimi gördüm. Sonuç olarak bir daha değinmek gerekirse, en iyi sınıflanma doğruluğunu SVM algoritması ile sağladık. Karar ağacı algoritması ile sınıflandırma doğruluğu daha da geliştirildi. Ayrıca önerilen yaklaşım aynı veri setini kullanan başka bir yöntemle karşılaştırıldı. Doğruluk, başarım, doğruluk, duyarlılık, özgürlük metriklerinde başarım sırasıyla %1.63, işte %0.67 ve %2.26 oranlarında arttırıldı. Bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa alabilirim. Teşekkür ederiz sunumunuz için.
Sorusu olan var mıydı? Sorular alabiliriz hızlıca. Ben burada bir şey danışmak istiyorum, sormak istiyorum size. Bu sanırım son adımda bir SVM kullanarak bir sınıflandırma sonuçlarını aldınız. Bu noktada diğer yöntemleri denediniz mi? Rastgele ağaçları ya da diğer taraftan hani kullanılabilecek makine öğrenmesi tarafındaki yöntemleri denediniz mi acaba? Hocam zaten sunumda belirttim 6 tane sınıflandırıcı kullandım. Hı hı. O 6 tane sınıflandırıcı içerisinde en iyisini SVM verdi. Yani bir sınıflandırıcıya bağlı kalmadım. 6 tanesi içerisinde en iyisini SVM verdiği için SVM'i kullandım. Burada kullandığınız veri seti sanırım açık kaynak bir veri seti. Evet, aynen açık veri kaynaklı. O yüzden de zaten şeyi karşılaştırdım. Hani başka veri setini kullanan bir çalışma var mı? Baktım bir tane SCI tabanlı bir şey vardı, çalışma vardı. Onu işte böyle bir %1 ile 2 oranında aynı metrikleri kullanarak geliştirmeye çalıştım. Yani %1 veya 2 oranında geliştirdim zaten. Sizin çalışmada ya da incelediğiniz çalışmada veri çoğaltmayla alakalı bir çalışma yapıldı mı? Çünkü veri çoğaltmanın da buna pozitif sadece yönde bir etkisi olmuştu çünkü. O çalışma şunu yapmıştı hocam. Mesela bende 155'e 93, 155 tümörlü şey var, örnek. 93 de normal örnek var. O çalışma şöyle yapmıştı, 93'ü dengeli veri seti olması için 93'ü de 155'e çekmişti, arttırmıştı. Data augmentation yapmıştı. 155'e 155 yapıp sonuçları vermişti o çalışma. Anladım. Siz böyle bir şey yapmadınız ama değil mi? Siz direkt yok. Hani öyle yapınca aslında sonucum daha iyi çıkar. Yani veri arttırırsam sonucum daha iyi çıkar. Ben onu yapmak istemedim. Veri arttırmadan şey yaptım. Deneysel çalışma yaptım. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki sunuma geçebiliriz. 37 nolu süper geniş bantlı antenin uygun maliyetli MLP tabanlı modellenmesi. Ahmet Uluslu. Merhabalar. Merhabalar hocam. Sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Bir şu an görünüyor değil mi? Evet, tam ekran yapacak mısınız? Tamamdır. Tamam, başlayabilirsiniz. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Ahmet Uluslu, öğretim görevlisi doktor İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'ndeyim. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmaktayım. Bu çalışmamda size süper geniş bantlı antenin uygun maliyetli MLP tabanlı modellemesini sunacağım. İçindekiler bölümünü şöyle kısaca bir anlatacaklarımı özetleyecek olursam, öncelikle özet ve giriş bölümüyle başlayacağız. Akabinden anten tasarımı hakkında biraz sizle bir şeylerden bahsedeceğim. Sonra yapay sinir ağı ve kullandığımız modeli ve parametrelerini sizlere tanıtacağım. Daha sonra da bu tasarımla, bu yapay sinir ağı kullanarak çalışma kısmına geçip en sonda sonuç bölümüyle sunumumu sonuçlandıracağım. Özetten başlayacak olursak, bu yapılan çalışmada basit, doğru, hızlı ve güvenilir bir kara kutu modellemesi süper geniş bantlı mikroşerit antenlerde S11 parametresi için çok katmanlı, yani MLP İngilizcesi, multilayer perceptron, ölçümler ve hesaplama maliyeti büyük ölçüde azaltılarak önerilmiştir. Cascade forward yapısı, giriş ile bütün katmanlar ve katmanlar ile bu katmanlardan çıkışa kadar olan bütün katmanlar arasındaki ağırlıklandırma katsayılarının olduğu ağlardır. İlk aşamada antenin S11'i simülasyon benzetim programı ile elde edilmiş verilerle eğitilmiş ve doğrulanmış MLP kullanarak 3 GHz ile 10 GHz arasındaki mikroşerit bileşenlerin geometrisinin sürekli fonksiyon olarak gerçek ve hayali parçalı olarak elde edilir. Eğitim için kullanılan değerlerden farklı giriş değerlerine sahip benzetim çalışması sonuçları karşılaştırmalı olarak da sunulmuştur. Burada yani eğitim ve test hataları farklıdır.
Önerilen antenin tasarım metodolojisiyle birlikte tasarım amaçlarına uygun, basit ve başarılı bir tasarım olduğu sonucuna da en son varmış bulunacağız. Yuvalde antenler süper geniş bantlı mikroşerit ailesine ait antenler olarak sınıflandırılan ve yaygın olarak kullanılan bir anten tipidir. Bu tür antenlerin analizi, sentezi konusunda birçok yazar ve eser mevcuttur. Bunları da kaynaklar bölümünde görebilirsiniz. Modern antenlerin analizi için FECO, HFSS, CST, MWS ve COMSOM gibi birçok modern yazılım ürünü tarafından gerçekleştirilen, hatta MATLAB tarafından da yapılabiliyor bu. İntegral denklemlerin sayısal çözümü yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz burada CST kullanacağız. Eşsiz özelliklerine rağmen kullanılan Vivaldi antenin frekans aralığı genellikle 6 GHz ile sınırlı oluyor. Çünkü bazı bantlarda radyasyon modellerinde şekli telekomünikasyon ve radar uygulama için kabul edilemez olabilmektedir. Kazancı arttırmak için antenler sistemli halde birleştirmeler, diyelektrik lensler veya meta malzemeler kullanılır. Tasarım kısmımıza gelecek olursak temel özellikleri şunlardır. Süper geniş bantlı mikroşerit anten olduğunu söylemiştik. İki boyutlu geometrik yapısı uygulama alanına göre daha az kaplamasına bağlı olarak uygunluk göstermektedir. Antenin mikroşerit yapıda olması, antenin bağlandığı alıcı verici devresiyle aynı devre kartı üzerinde doğrudan bağlantı kolaylığı sağlamaktadır. Uzun kenarı yani end wire doğrultusunda ışıma diyagramına sahiptir bu antenler. Işıma diyagramı çalışma frekans bandında yüksek frekans değerlerine doğru çıkıldıkça daha yönlü bir hal almaktadır. Burada da geometrisini görüyoruz. Burada anten ışıma alanı uzunluğu L ile ifade ediliyor. Anten ışıma alanı açıklığı W. Anten ışıma alanı eksponansiyel açılım katsayısı da R olarak gösteriliyor. Burada şekil 1-2'de bunu görebiliyorsunuz. Yapay sinir ağı modeli ve parametrelerine gelecek olursak, hepinizin de bildiği gibi yapay sinir ağları biyolojide bilinen sinir ağlarından esinlenerek ortaya çıkarılmış olan verilen giriş değerleriyle çıkış değerler arasında ilişkiyi modellemek aracılığıyla kullanılan ağlardır. Yapay sinir ağları çıkış değerleri bilinen giriş değerleri kullanılarak eğitilir ve eğitim verilerinin miktarı ağın daha hızlı öğrenmesini sağlar. Tabi burada çok fazla veriyle de ağı eğitirsek bu sefer de yanılsama oluşabiliyor. Optimum veriyle eğitmek burada çok önemli. Yapay sinir ağları nöron olarak isimlendirilen basit işlem elemanlarından oluşmaktadır. Giriş değerleri bu işlem elemanlarına gönderildiklerinde ağırlıklandırma katsayılarıyla çarpılmakta ve bias olarak isimlendirilen değerlerle toplanmaktadır. Yapay sinir ağları birden fazla katmandan oluşabilmektedir. Her katmanda bulunması istenen nöron sayısı ağ tasarımcısı tarafından belirlenebilmektedir. Katmanlardaki nöron sayısı ve ağdaki katman sayısı ağın başarısını arttırırken eğitim süresini ve tasarımın yapıldığı bilgisayar donanım ihtiyacını arttırmaktadır. Burada da optimum veri seçilmesinin bir ayrı bir önemini görmüş oluyoruz. Bu çalışmada oluşturduğumuz ağ çok katmanlı MLP, orijinal adıyla multilayer perceptron olarak isimlendiren ağ yapısındadır. Cascade forward yapısına sahip ağ yapısı da şekli ekranlarınızda görmektesiniz. Bir sonraki sınavda şimdi detaylı olarak burada anlatacak olursam. Giriş parametreleri 4 değişkenden oluşmaktadır. Az önce tanıtımını yapmış olduğum 2 slide önce L, R, W ve F frekanstan oluşuyor. Hedef parametresi ise antenin S parametresi yani S1 biridir. Burada fazla katmanlardan oluşabiliyor demiştik. İlk katmanda nöron sayısının 30, transform fonksiyonu, tansik. Aynı şekilde ikinci katmanda da öyle yaptık. Üçüncü katmanda ise nöron sayısını biraz düşürdüm. 10 nöronu çektim. Transfer fonksiyonunu yine aynı seçtim. Çıkışta ise Purel'in transfer fonksiyonu kullanıldı. Çıkış parametresi ise bir değişkenden oluşmaktadır. İleri beslemeli ağlara göre daha karmaşık giriş çıkış ilişkilerinin olduğu yapıların modellemesi de tercih edilmektedir ileri basamaklı ağlar.
ileri beslemeli ağlar giriş ile ilk katman ve ilk katman ile ikinci katman ve benzeri şekilde ağırlıklandırma katsayılarına sahipken ileri basamaklı ağlar giriş ile bütün katmanlar ve katmanlar ile bu katmanlardan çıkışa kadar olan bütün katmanlar arasında ağırlıklandırma katsayılarının olduğu ağlardır. Ağ modelini az önce de şekil üzerinde de bahsettiğim gibi 4 giriş parametresinden oluşuyor. Çıkış parametresi ise S1'dir. Şekilde az önce bahsettiğimi detaylı olarak burada açıklamışım. Kullanılan yapay sinir ağı modelinde başta şey yoktu, o şekil yoktu. O yüzden o slide'ı atladım, orayı kaldırmam gerekiyordu. Kullanılan yapay sinir ağı modelinde ağın eğitimi için 15 adet veri girişi sağlanmıştır. Burada kullanılan parametre değer seti aralıkları ise anten ışıma alanı uzunluğu L parametresi 130 mm ile 170 mm arasında, 10 mm'lik adım seti var burada. 5 değer toplamda alındı. Anten ışıma alanı açıklığı W parametresi ise 30 mm ile 70 mm arasında, 10 mm'lik yine adım aralığı ve 5 değer. Anten ışıma alanı açıklığı eksponansiyel açılma katsayısı R parametresi ise 0,02 ile 0,04 aralığında ve 0,01 adım aralığıyla 3 değer olarak alındı. F parametresi ise 3 gradyan prensesinde 1 değer olarak ve toplamda 2000 adet iterasyon yapıldı. Burada başlangıç parametre değerleri şu şekilde tercih edildim. Anten ışıma alanı uzunluğu, anten ışıma alanı uzunluğu çalışma frekans bandının alt sınır değerinde dalga boyunun 1,5 katı uzunluğunda tercih edildi. Işıma alanı genişliği antenin, ışıma alanı genişliği frekansı çalışma bandı alt sınır değerinin dalga boyunun 0,5 katı uzunluğunda tercih edildi. Anten ışıma alanı açıklığı eksponansiyel açılma katsayısı R, tasarım başlangıç parametresi değer olarak 0,03 olarak seçildi. Bu çalışmada 3 ile 10 GHz, başlangıç değerli olarak ise L 150 mm, W 50 mm, R ise 0,03 olarak alındı. CST'de bütün dataları çıkardık. Bu da antenin geometrikası ve ışıma diyagramı. Örnek antenin az önce başlangıç yaptığımız. Daha sonra buradaki veriler MATLAB'de yapıldı, modellendi yapay sinir ağıyla. A modeli bölümünde vermiş olduğumuz parametre aralıkları kullanarak yapay sinir ağı modelinde ağın eğitimi için 15.015 adet veri kullanıldı. 2000 iterasyon yaptığını söylemiştik. Performans sonucu olarak %96.78 doğruluk verildi. Burada mean square error 0,03, MAE ise 0,13 olarak not aldım. Elde edilen sonuçlar ise şekilde şimdi göreceğiz şekillerde. Burada düz mavi olan MATLAB'de eğitilmiş sonuç. Kırmızı çizgisi olan CST'de elde edilmiş sonuç. Görüldüğü gibi büyük bir oranda başarı yakalanmış. Bu sonuç şu an altta ben göremiyorum. L140. Tamam şunu çekebildim. W30, R ise 0,04 için benzetim çalışması sonucu. Burada da L160, W30 ve R0,02 için bir sonuç mevcut. Farklı boyutlara sahip. Burada da L140, W70, R0,03 için sonuçlar var. Yani şu aşağı doğru giden kısımları fazla yakalayamamış. Şurada kısa kesmiş ama genel olarak burada da başarılı bir sonuç elde ettiğimiz. Burada ise L eşittir 170, W eşittir 70, R ise 0,04 için bir sonuç mevcut. Sonuç olarak süper geniş bantlı Vivaldi antenin CST programı kullanılarak elde edilen parametreleri modellemek amacıyla yapay sinir ağlarından
MLP kullanarak modellenmiştir. Bilindiği üzere yapay sinir ağların kullanılmasındaki amaç giriş ve çıkış değerleri kullanılarak eğitilen ağın çıkış değerleri bilinmeyen giriş değerleri için çalıştırılarak CST ve benzeri programlardan daha çok hızlı sonuç elde edilmesidir. Çünkü CST'de bilindiği üzere veya MATLAB'de de olsun herhangi bir antenin tasarlanması uzun zaman alabiliyor. Farklı nöron yani basit işlem elemanları sayısı için en iyi sonuç veren çalışma sunulmuştur. Değerli zamanınızı ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Hızlıca soru varsa alabiliriz. Süreyi biraz açtık. Soru var mıydı? Kısa tutmaya çalıştım hocam ama yani bu kadar anca olabilir. Süreler kısıtlı olunca. Burada ben şey sormak isterim hocam. Burada katman sayısını ve nöron sayısını nasıl belirlediniz? Yani belli bir denemeler mi yaptınız? Yoksa hocam, literatürdeki... Çalışmış olduğumuz grupta da uzmanlık alanımız modelleme ve optimizasyon olduğu için daha önce çalışmış olduğumuz bir modeldi. Yaklaşık olarak 30-20 üzerinde denemeler yaptım. En güzel sonucu vereni koydum. Diğerlerini hani kıyaslama olarak makale bildiri çok uzamasın diye onları vermedim. En bildiğim değerleri, en güzel de en iyi sonuçları burada kullandım direkt olarak. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz hocam. Da bununla ilgili farklı MLP modelleriyle ilgili daha geniş tabii ulaştırım olsun. O tür dergilere komple kıyaslamalı olarak veriyorum ama bildirilerde daha kısa olsun ve öz olsun diye direkt en iyi sonucu tercih ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz hocam tekrardan sunumunuz için. Hocam ben bir soru sorayım. Tam metinde değişiklik yapabiliyor muyum? Ben yükledim ama. Hocam konferansiyle iletişime geçebilirseniz sekreteriyle bilgi verirler. Tamamdır. Çok benim de bilgim ederim. Yok. Rica ederim. Son sunuma hızlıca geçelim. 185 numaralı elle çizilmiş taslak çizimlerde kullanıcı ara birimi öğelerinin derin örnek segmentasyonu. Yüksek lisans öğrencim Cahit Berkay Kazangiller sunumunu yapıyor olacak şu anda. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor Berkay. Sunumu paylaşabilirsin. Ekranım da geldi galiba. Tamam başlayabilirsin. Merhaba ben Cahit Berkay Kazangiller. Karabük Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Bu sunumda sizlere geliştirdiğimiz proje olan elle çizilmiş taslak çizimlerde kullanıcı ara birim ögelerinin derin örnek segmentasyonundan bahsedeceğiz. Projeyi danışman hocam Caner Özcan ile birlikte geliştirdik. Ek olarak bu çalışma Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından da desteklenmektedir. Kullanıcı ara birimden bahsedelim önce. Kullanıcı ara birimi diğer bir ifadeyle UI bir kullanıcının uygulamayla nasıl iletişim kurabileceğini tanımlayan bir iş parçacığı diyebiliriz. Bir UI tasarımı sıfırdan oluşturulabiliyor. Tasarım kitlerinden veya mevcut uygulamaların ekran görüntülerinden de uyarlanabiliyor. Öncelikle UI tasarım akışından daha detaylı olacak şekilde bahsedecek olursak, sektörde yer alan firmalarda bir UI tasarımı çizilmeden önce kullanıcı deneyimi yani UX ekibi tarafından taslak çizimler oluşturuluyor. Daha sonra bu çizimler gerçek bir tasarıma dönüştürülmesi için UI ekibine gönderiliyor. UI ekibi ise tasarım tamamladıktan sonra kodlanması için projeye bağlı olarak frontend veya mobil uygulama ekiplerine gönderiyor. UX ekibi tarafından çizilen taslak çizimlerden yani wireframe'lerden bahsedersek wireframe projenin kurgulanması için ön hazırlık aşamalarının çıktısıdır. Sayfa şeması veya ekran planı olarak da isimlendirilebiliyor. Aslında bir web sitesinin iskelet çerçevesini temsil eden görsel bir kılavuz oluyor. Görselde de sol tarafta bir wireframe'i görüyoruz. Bu wireframe'den yola çıkarak çizilen bir UI tasarımı da sağ tarafta görebiliyoruz. Projede kullandığım UI bileşenlerini ve farklı çizimlerini inceleyecek olursak bir UI bileşeninin birden farklı şekilde çizilebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin table veya bir image'den burada farklı şekillerde tasvir edildiğini görebiliriz. Literatürde bu alanda yapılan çalışmaları incelediğimde yetersiz UI bileşenini kullanıldığını fark ettim. Genellikle standart olarak buton, image gibi bileşenler algılanmış ve çizilmiş. Bu sebeple çeşitliliği arttırmak amacıyla bileşen sayısını 25'e kadar çıkarttım ve yüksek doğruluğu hedefledim. Literatürdeki çalışmalarda herhangi bir ikon tespiti de bulunmuyordu. Bu sebeple çalışmama telefon, e-posta ve bildirim ikonlarını da ekledim. Ek olarak belirtmeliyim ki sinir ağının karışma ihtimalini en yüksek olan UI bileşenler mail ve resim ikonuydu. Resim ikonunu burada görebiliriz. Mail burada. UI bileşenleri sektörel ve bilimsel çalışmalarda evrensel olması adına
daha çok İngilizce dilinde kullanılıyor. Projedeki veri setlerinden birkaçını inceleyecek olursak, az önce gördüğümüz 25 farklı UI bileşenini kullanılarak oluşturuldu hepsi. Aslında bir wireframe kabaca web sitesinin çizimidir. Dikkatli baktığımız zaman her birinin gerçek bir web sitesi baz alınarak çizdiğini fark edebiliriz. Örneğin ortadaki wireframe bir satın alma sayfasına aittir. Burada da wireframe'lerin farklı örnekleri var. Birkaç örnek daha eklemek istedim. Bir sayfada olabildiğince çok UI bileşimini kullanmaya özen gösterdim. Mesela özellikle burada dikkatli bakarsak image'in genel olarak kutu içerisinde kapsayacak şekilde çarpı ile tasvir edildiğini görebiliriz. Veya insan silüeti çizilerek image tasvir edilebiliyor. Ek olarak daire, kare, dikdörtgen gibi farklı şekillerde de çizilebiliyor. Projede sırasıyla 4 farklı aşama var. İlk aşamaya gelecek olursak gerçek dünya verilerine yakın kağıt ve dijital ortamdan wireframe'ler elde edildi. Daha sonra veri tiplerindeki farklılıklar ve gürültülerin giderilmesi için veriler ön işleme aşamalarından geçirildi. Nesne tespiti adımına geçilmeden önce her bir sınıfa ait ek açıklamalar oluşturuldu. Daha sonrasında da test görüntüsünde var olan nesneler yüksek kaliteli segmentasyon maskesiyle bölüklendi. Bu aşamada ek olarak segmentasyon maskelerine sınırlayıcı kutu ve sınıf puanları da atandı. Bu yöntemleri daha detaylı açıklayacak olursak, oluşturduğumuz veri kümesi profesyonel olarak çalışan arayüz tasarımcıları tarafından oluşturuldu. Bu çizimler dijital ortamda ve kağıt üzerinde oluşturuldu. Dijital çizimlerde grafik tabletler kullanıldı. Görselde sol tarafta gördüğümüz kağıt üstündeki çizim iken sağ tarafta aynı tasarımcı tarafından çizilen aynı wireframe'in grafik tablet ile çizildiği çalışma bulunuyor. Çalışmada eğitim için 370 wireframe, test için 87 wireframe kullanıldı. Bu wireframe'lerin içerisinde birbirinden farklı olmak üzere 3315 UI bileşeni eğitim kümesinde, test kümesinde ise 941 UI bileşeni kullanıldı. Veri ön işleme aşamasını inceleyecek olursak iki adımdan oluşuyor. İlki veri kümesinde yer alan eğitim ve test verileri için yumuşatma işlemi olarak Gaussian Threshold uygulandı. Daha sonrasında tüm verilerde nesnelere ait çizgilerin belirgin hale gelebilmesi için görüntünün tersini alma işlemi uygulandı. Böylelikle bu aşama sonucunda tüm görüntülerim tek tip hale getirildi. Veri etiketleme adımında ön işlemeden geçirilmiş veri kümesi kullanıldı. Veri kümesinde yer alan görüntüler gözetimli derin öğrenme algoritmaları için etiketler eklenerek eğitime hazırlandı. Etiketleme aracı olarak Widget Image Annotator programının 1.0 versiyonunu tercih ettim. Bu aşamada kullanılan VIA aracı ile poligonal yani köşe dikdörtgenler için köşe dikdörtgenler çizdikten sonra her bir görüntü için JSON dosyası elde ettim. Son aşama olan görüntü segmentasyonu aşamasında elde edilen verilerdeki UI bileşenlerinin MESC-RCNN sinir ağı ile eğitilerek nesne tespiti ve segmentasyonu gerçekleştirdik. Sinir ağı olarak kullanılan MESC-RCNN ile wireframe'lerde tespit edilmek için UI bileşenleri için ikili maske oluşturdum. Sınıflandırma ve sınırlayıcı kutu regresyonu için her bilgi alanındaki bölgede segmentasyon maskelerini tahmin ettik. MESC-RCNN örnek segmentasyon görevini gerçekleştiren standart bir evrimsel sinir ağıdır. Çalışmamızda omurga olarak da ResNet 101 mimarisi tercih ettik. Şekilde gösterildiği gibi wireframe'de bulunan UI bileşenleri iki aşamalı RPN ağından geçirildi. ResNet 101 omurga ağından gelen UI bileşenler özellikleri haritalama yapılarak pooling katmanına gönderildi. Örtüşme kutuları NMS algoritmasına göre tarandı. Modelde yer alan ankor tabanlı yaklaşım ile nesneleri içeren bölgeler belirli bir eşik değerine sahip ankorlara ayrıldı ve pooling katmanındaki maksimum değerler ile MESC-RCNN ağına göre seçildi. Sonuç olarak çıktı katmanında UI bileşenlerinin bölüklenmiş maskesini görmekteyiz.
Test görüntülerinin tespiti sırasında belirlenen eşik değeri 0.9 olarak seçildi. Dolayısıyla nesneler sınıf puanı 190 ve üzeri olduğunda maskelenmekteydi. Bu adımda sırasıyla ön işlenmiş görüntü, maskelenmiş görüntü ve segmentasyon maskeleri çıkartılmış görüntüleri görmekteyiz. Bu çalışma var olan sinir ağının eğitilmesi için i9 işlemcili ve RTX 5000 ekran kartına sahip bir bilgisayar ile gerçekleştirildi. Sinir ağında yeniden ağırlık eğitimi yapmak yerine daha önceden eğitilmiş olan MS Koku ağırlıkları kullanıldı. Böylelikle aynı zamanda zamanında tasarruf sağlandı. Projenin başarı oranının tespit edilmesi için deneysel sonuçlarda kesinlik, ortalama kesinlik ve ortalama genel kesinlik değerleri kullanıldı. Projede kullanılan doğruluk metriklerinin formülleri buradaki gibi. Projenin doğruluğunu tespit etmede kullandığım ortalama genel kesinlik değerinden bahsedecek olursam, tüm ortalama kesinlik puanlarının genel ortalaması alınarak bulunuyor. Sayfanın sağında da bir görüntü için precision ve recall değerlerinin eğrisi altında kalan AP değerini görebiliriz. Daha da özetleyecek olursak 370 eğitim görüntüsünde 300 IPO'a kadar eğitim sağlandı. Tabloda bu eğitimlerin zaman ve MAP değerini görebiliriz. En iyi sonuç 300 IPO'da %98.48 MAP ile elde edildi. Ulaşılan doğrulukla birlikte daha fazla iterasyona ihtiyaç duyulmadığı MAP değerindeki artışın azalmasından anlaşılmaktadır. İterasyon sayısı arttırılarak aşırı öğrenmeye sebep olunmadan kayıp değerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Böylelikle istenen başarı oranına ulaşılmıştır. Doğrulama kayıp değeri ile kayıp değeri arasındaki doğrusal uyum söz konusudur. Bu durum aşırı öğrenme yapılmamış bir sinir ağına sahip olduğumuzu gösterir. Sizin için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sunumunuz için Berkay Bey. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Benim bir sorum var hocam. Tebrik ediyorum. Buyurun tabii ki hocam. Teşekkür ederim hocam. Güzel çalışma. MaskRCN'in instant segmentasyonu yapan bir yöntem. Evet hocam. Son yıllarda oldukça popüler bir yöntem. Tebrik ediyorum. Güzel bir ilginç bir çalışma olmuş. Kullanım alanı itibariyle. Burada ben şeyi merak ettim. Bu metrik ölçümlerinde metrik değerlerini bulurken Confusion Matrix'ten mi yoksa piksel değerler üzerinde mi hesaplama yaptınız? Hocam Confusion. Ground Truth'la yani normal Ground Truth dediğim maske ile sizin bulduğunuz bölükleme sonucunun karşılaştırılmasında. Aynen hocam. Sanki Confusion Matrix gibi anladım ben. Çünkü %95'lik değer alıp doğru veya yanlış olarak herhalde şey yaptınız. Evet hocam. Confusion Matrix'ten şey yaptık. Buraya koymak istemedim. Çünkü biraz daha hani projeyi ileri taşımak istiyorum. Sınıflandırmayla birlikte başka bir şeyde hani net bir sonuçları da aldıktan sonra eklemek istedik. Ama Grand Truth ve hani prediction farklarında kontrol ettik. Bunların sonuçları var ancak sunumda bulunmuyor. Şeyi de özetleyeyim. Zaten UI alanında çalışıyorum. O yüzden böyle bir hani sektörde kullanmak istediğim bir şey yapmak istedik. O yüzden farklı bir alanda çalışmak istedik. Evet, kullanım alanı itibariyle çok ilginç geldi bana. Çünkü ben de bu MaskRCN'i bazı çalışmalarda kullandım. Ama böyle bir alanda kullanılması ilginç olmuş. Tebrik ediyorum. Güzel, ilgi çekici bir çalışma. Ben de açıkçası belki sizin bir öneriniz olur diye sordum. Ben de o Confusion Matrix ve piksel tabanlı doğrulamayı hesaplarken hangisinin kullanmamız gerektiği konusunda bazı çalışmalarda tereddüt yaşadım. Belki sizin bir öneriniz olur diye sordum açıkçası. Hocam, belki Caner hocamın olabilir katkı, belki. Katkı sağlayabilirim. Yani orada aslında iki türlü hesaplama yapılıyor. Biri sınıflandırmadaki sizin dediğiniz gibi karmaşıklık matrisindeki sınıflandırmadaki eşleştirmeyi kullanılan bir değer. Aslında orada biraz accuracy, precision gibi kavramları biz daha çok kullanıyoruz. Evet. Diğer tarafa geçersek de orada işte IOU gibi değerler var. Yani kesişim miktarına bakıyoruz. Evet. Yani aslında IOU birazcık daha düşük gelecektir tabii baktığımız zaman. Muhtemelen ben de öyle tahmin ettim. Dolayısıyla oradaki aslında tabii ki burada tamamen sizin etiketlemenize yani Grand Truth'taki etiketlemeye de bağlı. Hani biz farklı projelerde de bunu deniyoruz.
Tabii ki etiketlemenin ne kadar doğru olduğu da önemli. Çok hani önemli. Piksel boyutunda baktığınız evet. zaman çünkü orada siz piksel piksel bir karşılaştırma yapıyorsunuz maskede. Evet. Dolayısıyla %100 gelmesinin ihtimali çok çok düşük. Çok hani, düşük. Ama asıl eğer segmentasyonsa tabii ki bu kesişim çok önemli. Çünkü segmentasyonda siz buna bakmak durumundasınız. Fakat bu çalışmanın ikinci adımı işte bizim bakmaya çalıştığımız sınıflandırma adımı. Orada tabii ki confusion matrix bizim için daha anlamlı olmuş oluyor. Evet hocam, sizin bu çalışmada da bizim çalışmaya benziyor. Ben de MS lezyonlarının segmentasyonu için kullanmıştım tespit için. Şimdi şöyle düşünüyorum, naçizane benim değerlendirmem, şahsi değerlendirmem bu. Bu piksel tabanlı, bu siz DICE kullanmamışsınız ama DICE, işte precision, recall gibi işte kesinlik veya ortalama kesinlik gibi değerlerde segment edeceğiniz bölgenin boyutu, alanı ne kadar küçükse bu piksel tabanlı yaklaşımların başarımı o kadar düşük oluyor. Neden? Çünkü çok küçük alanlarda piksel sayısı çok düşük olduğu için orada diyelim ki 10 piksel varsa 2 tanesini yanlış bulduğunuz anda direkt %80'e düşüyor zaten. Evet. Ama alan çok büyükse, bunu bir MR şey olarak düşünelim. Mesela bir CT görüntüsü düşünelim. Orada bir akciğer bölgesini bölütlediğinizi düşünelim. Orada alan çok büyük. Orada diyelim ki 2000 tane piksel alanı var. Burada 2 taneye yanlış bilmeniz buradaki sonucu, metrik değerini çok değiştirmiyor. Sizin çalışmada da muhtemelen bence confusion matrix kullanmak doğru olmuş diye düşünüyorum. Benim şahsi yorumum. Yani diğeri muhtemelen daha düşük çıkacaktı. Evet, yani oradaki değerlerin piksel bazlı baktığım zaman düşük. Ama burada bizim için asıl sınıflandırma, segmentasyondan daha sonra sınıflandırma bizim için kritik. Çünkü buradaki UI bileşenlerinin ne olduğu, hangi sınıfa ait olduğu çok daha önemli bir kavram bizim için. O önemli aslında hocam. Dediğiniz evet. gibi çalışmanın hedefi onu da soracak. Çalışmanın hedefi burada sizin, burada nesneyi tespitse dediğiniz gibi sizin için direkt confusion matrix'ten siz nesneyi bulduğunuz zaman sizin işiniz bitiyor zaten. Evet. Belirtmeyle evet. çok da bir şey ihtiyacınız olmuyor. Yani ne kadar doğru yaptığınızın o kadar çok bir önemi olmamış oluyor yani. Nesneyi evet. tanıdığınız evet. anda bitiyor. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Yani açıkçası ilgimi çekti. Tebrik ediyorum. Sonraki çalışmalarınızda başarılı diliyorum. Katılımcılarımızın zamanını aldım. Kusura bakmasınlar. Yok estağfurullah. Evet. Ne demek hocam. Her zaman bu tartışmalar çalışmalara katkı sağlayacaktır. Öncelikle ben de bugün sunum yapan tüm katılımcılarımıza değerli sunumlar için konferans sekreteryesi adına da teşekkür ediyorum. Umuyorum daha güzel çalışmalarda farklı etkinliklerde yine yüz yüze bir araya gelir tanışma, tartışma, farklı ortamlarda bulunma şansı buluruz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum katılımınız için. Oturumumuzun 3.2A bölümünü şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Sempozyumun yine diğer oturumlarla devam etmektedir. Bu oturumları da takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.